Sevgili Ülke TV izleyenleri, Emniyet Şeridi'nden herkese merhabalar. İyi pazarlarınız olsun efendim. Bizler sizler için bu hafta yine yepyeni bir araç test edeceğiz. İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir araç. Benim çok ilgimi çekti. Sizler de çok beğeneceksiniz. Bu sınıf araçları çok beğeniriz ülkece. İşte bu sınıfta neler var? Mesela BMW 5 kasa var. Mercedes E kasa var. Audi A6'lar var. Yani bu sınıf yanıyor. Çok güzel bir sınıf. O sınıfa yakışır bir araç da bugün sizlerin test konu DS9. DS9 çok dikkat çekici. Özellikle tasarımıyla. Yani diyorsun ki bu sınıftaki rakiplerine kolay kolay kafa tutar. Hatta Murat şu an size tasarım detaylarını göstermeye başladı. Çok güzel farlar var. Hatta ben şöyle aracı açayım. Böyle farların karşılamaları falan var. Yani içeride yanıyor. Yanarlı dönerli karşılamalı far grubu var. Ve çok estetik duruyor. Kapattığınız zaman tekrar karşılama modundan ters yöne hareket ediyor falan. Gayet güzel ızgara mesela, altıgen güzel bir ızgara var. DS yazısı krom detaylarla. Onun haricinde böyle piyano bilek kaplamalar falan var. Bol bol böyle krom detayları görüyoruz logolarda. Torpidoya doğru uzayan çizgide. Malzeme işçiliğinden, malzeme kalitesinden kaçınmamış, ödün verilmemiş bir tasarım ön yüzde bizleri karşıladı. Şimdi devam edelim yan profile doğru. Yan profilde ilk olarak hatlardan bahsedelim. Şöyle omuz hizası keskin bir çizgi var. Sedan bir araç. Ancak müthiş böyle çizgiler görüyoruz. Sportif çizgiler, sportif hatlar görüyoruz. Jantları gösterelim Murat izleyicilerimize. Jantlar çok estetik, çok güzel duruyor. Aracın tasarımına yakışan jant grubunu görüyoruz. Onun haricinde kapılar çok farklı. Şöyle kapatayım. Kapılar kapattığımız zaman içeri kapanıyor. Şöyle açtığımız zaman da hop dışarı doğru çıkıyor. Estetik, karakteristik bir özellik var. Katlanabilir aynaları var. Bunun dışında sunroof görüyoruz. Yukarıda B sütundaki camların tamamen karartılmış yapısını görüyoruz. Dışarıdaki şık tasarım içeride de devam ediyor. Böyle nappa deri koltuklar bizleri karşıladı. Oldukça yumuşak. Özellikle bu orta bölümleri hakikaten baklava kesimli böyle falan. Gayet hoş duruyor. O dışarıdaki tasarımı içeride de görmeye buradan başlıyoruz. Şöyle bir koldayağımız var. Kocaman ve amatör şekilde miydi aslında onu bilmiyorum ama hakikaten çok şık. Böyle içeriden tekrar bir parça açılıyor. Buraya işte telefon falan koyabiliyoruz. Hatta küçük böyle cüzdan, kitap falan sığdırabiliriz. Çok estetik şekilde kapanıyor. Burada iki tane bardaklık. Bardaklığı yine piano black bir bölmeyle kapatabiliyoruz ki elmas kesim işte bak burada da devam ediyor. Şurada da var böyle koldayağımın içinde falan. Yani çok güzel ya, bak masaj var. Masaj özelliklerimizi buradan açabiliyoruz. Şurada var mı bilmiyorum tuşlar. Evet, burada da var tuşlar. Buradan masajlarımızı açabiliyoruz. Yani çok farklı, çok karakteristik yapılar burada devam ediyor. Şöyle bıraktığımız zaman da hop koldayıma geri gidiyor. Müthiş sevgili izleyenler. Yani iki tane USB var ama şu USB'yi masajdan sonra gösterir miyim bilmiyorum. Yani Murat göstersin sizlere. Yine de çift USB girişi var. Arkayı farklı şekilde eklendirebiliyoruz. Onun haricinde koltuk arkası saklama gözleri var. Tabii ki klasik fileler. Ve bakıyorum şöyle baş ve diz mesafesine de, yani şimdi ağır bir sedandayız. Hakikaten premium bir sedandayız. Baş mesafesi falan oldukça iyi. Diz mesafesini konuşmaya gerek yok falan böyle. Yani bacak bacak üstüne at, böyle arkana yaslan. Konforlu bir makam aracı olabilecek araçlar arasına bence ilk 3-4 sıraya yazarım yani bu aracı. Ve bununla birlikte de arkaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu estetik yapı, önde bahsettiğim estetik yapı arkada da var. Arka stoplar böyle elmas kesim parçalardan oluşuyor. Çok güzel duruyor. Özellikle gece aydınlatmaları çok başarılı. Bakın şöyle açtığım zaman zaten görünüyor. Estetiği hakikaten çok hoş, çok güzel bir yapısı var. Çift egzoz çıkışı var. Onu da gösterelim Murat izleyicimize. Arkada bu arada egzozların sağ ve sol taraflarında sensörler de mevcut. Şöyle elektrikli şekilde bagajımızı da açalım. Rakiplerine baktığımız zaman çok büyük bagaj kapasitesi yok. Ancak yine de 510 litrelik bir kapasite var DS9'da. Şurada altta da stepne bölmesi mevcut. İnanılmaz estetik. Hakikaten tasarım olarak son dönemde en çok beğendiğim tasarımlardan biri ki aracın içerisinde de kim anlatır tasarımı? Genelde Murat Arabul anlatır. O da çok beğenecek. Ya bu hafta onun haftası diyebilirim.
Çok estetik, çok güzel tasarımlar var içeride. İşçilik, malzeme kalitesi falan muhteşem. Murat'la birlikte içeriye geçelim. Aracın tasarımını, teknolojisini, performansını ve motor özelliklerini bununla birlikte yakıtını ve fiyatını konuşalım. Emniyet şey devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Sevgili Murat Arabul, bugün senin günün. Evet. Ya gerçekten tasarım harikası bir araçla bir DS7 falan, DS7 Hı. falan test etmiştik. DS3, DS7. Hakikaten çok güzeldi böyle elmas kesim detaylar falan. Ama DS9 başka olmuş be, değil mi? Evet abi. Yani çok başka olmuş. Yani tamam benzer noktalar var işte elmas kesim bölgeler var yine işte ses açma tuşlarında, direksiyon temizliğinde ama böyle bakıldığında işte o bordo ikinci Hı renk, değil mi? hı. Ben yavaş yavaş böyle yoluma çıkacağım Murat. Sen izleyicilerimize ne Hı anlatmak istiyorsan bu hafta hı. tasarımla onu tabii. Tabii ki Murat araba sözüyle girelim yine. Varsa bu hafta bir sözümüz. Var abi, şimdi bu araba yani elmas seven kadınların bayılacağı bir araba diyebiliriz. Tamam, bu hafta da Müthiş bir araba. Murat Çünkü Arabul'dan. abi her yerde elmas kesim görüyoruz abi. Şu ses açma tuşundan tut, şuradaki kapı açma tuşlarının altına kadar, şuradaki havalandırma menfezlerine kadar her yerde elmas kesim görebiliyoruz abi. İnci taneleri gibi değil mi Evet, böyle şurada elmas mesela tane çok taneleri. dikkatimi çekti benim. Yani çok mesela kimse özenmez. Kimin aklına geldi bunu ben de bilmiyorum. Şurası yani inci taneleri gibi dikiş izleri var burada. Normal dikiş değil. Çok enteresan, çok şık olmuş. Fransızlar yapıyor bu tasarımı abi. Çok güzel Tasarım olmuş. işini yapıyorlar Onun gerçekten. dışında aynen abi, şöyle nappa deri gördüğümüz bordo renginde ve yumuşak malzemeden oluşan ön taraf var. Şöyle dokunduğumuzda süspansiyonla açılan bir torpido gözümüz var. Çok güzel. Nappa deri buradan başlıyor abi, yekpare bir şekilde her yeri Koltuklar, alıyor. moltuklar her yerde. Her O yer deri değil deri mi? abi. Deri Evet. olmayan bir yer yok. Evet. Şu tutma yerlerinden başlayalım. Hatta şu kol Kolda dayamalara kadar sağlı sollu gene çok güzel. Benim çok sevdiğim özellik şu. Elimi böyle eşit seviyede sağlı sollu koyduğum zaman böyle tahtta yayalım. oturuyormuş gibi. Ergonomik, Kral tahtı değil mi? Hı, dediğimiz. aynen öyle gerçekten. Bak ben de rahatım, sen de rahatsın. Bir bölüm bana Çok ait, bir bölüm sana ait falan. ergonomi çok iyi abi. Zaten çok geniş bir aradayız, yayla gibi. İkimizin arasında bir kişi daha oturur. EMP2 platformunda üretiliyor. Yani şasi olarak baktığımızda neredeyse 5 metrelik bir uzunluk var. Evet. 1.90'da böyle şey var, genişlik falan var. Çok Yani çok hani aks yüksek. kordaşası mesela aks mesafelere baktığımız zaman çok dışarıdan belki böyle çok büyük bir sedan gibi görünmeyebilir ama ciddi ağır güzel bir sedan yani. Devam edelim abi, şu koltuk yapısından devam edelim. Şu sağ ve sol tarafta bel desteklerini görüyoruz, şey çok böyle kavuruyor. Hatta geniş de biraz da. Araba geniş olduğu için koltukları da geniş yapmışlar, böyle dar Elbette değil. evet, büyük evet. Ve böyle Baldır destekleri var. baldır destekleri var ve nefes alabilen deriden yapmışlar. Evet, Yani delik delik. deli Güzel olmuş. oluklu ve terletmez. Ortası çok yumuşak değil mi böyle? Çok yumuşak. Böyle Değil mi? gömülüyor insan Evet, içine, böyle evet. çok hoş. Yani tam böyle oturduğumuz yer hakikaten çok yumuşak, çok güzel böyle nappa derini. Hakkında bak şu şeye de dikkatimi çekti benim Murat. Burada da alkantara var. Evet. Görüyor Ya musun? Yani. normal süet yapı değil, biraz daha farklı bir Evet. malzemeden Alkantara üretmişler. kullanılmış burada. Yani şey olarak malzeme işçi olarak hakikaten Üst seviye, çok estetik bir araba ya. Çok çok estetik yani. Bak şimdi ekran da keza öyle. Teknolojiyle devasa bir ekran olacak devam abi. edelim. Mesela saatten başlayalım. Bak burada Evet. güzel bir saat var. Bayıldım saate. Start stop burada mesela. Enteresan bir yerde. Evet. DS7'de de buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu ikisi zaten olayın teknoloji başlangıcında böyle olayı bitiriyor. Yani diyor ki sınırları zorlayacağız. Yani çıtayı yüksek tuttuk diyor resmen. Yani bu şu ikisi olaya öyle imza atıyor. Ekrana geldiğimiz zaman da çok kullanışlı, çok pratik, akıllı telefonlarla uyumlu, standart navigasyonu olan, koltuk masaj ayarlarımızın yapıldığı temaları içeren, onun dışında araç güvenlik ayarlarını içeren, klima ayarlarını dokunmatik olarak yaptığımız, ya yani birçok şeyi hem pratik teknolojiyi hem güvenlik teknolojisinin içinde barındırıyor ve bunları dokunmatik olarak ekran üzerinden ayarlayabiliyorsun. Bu arada iki tarafta masajımız var, koltuk Evet. masajlarımız var ve arkada da koltuk masajları var. Arkada da mı Tabii var? arkada da var. Çok Bu da güzel. ek bir özellik Çok iyi. DS9'da. Murat şimdi çok güzel bir teknolojik özellik var. Onunla başlayayım istiyorum. Onunla devam edeyim istiyorum daha doğrusu. Şimdi şurada bir sensör var Murat. Onu ben soracaktım ama Heh. o merak Görüyorsun değil mi? ettim. Evet, Işıklar böyle görüyorum. yanıyor. Şimdi ben şöyle baktığım zaman yola direkt yola baktığım zaman gözlerim okuyor ve tamam diyor bu adam diyor yola bakıyor diyor. Aa, Ama ben çok şimdi güzel. bak oraya bakayım, sensöre bakayım.
Sensöre baktığım zaman bak dikkat dağılımı var orada yazıyor, görüyor musun? Artıyor, evet, bak arttı, gördüm. Kırmızı oldu, gördün mü? Hı-hı. Yani yola bakmadığın zaman uyarıyor. Uyarıyor. Yola bak diyor sana. Şöyle direkt karşıya bakarsan veya sana bakarsan ben uzun süre dikkat dağılımı artıyor böyle çizgi. Biraz daha dikkatsiz olursan alarm ötmeye başlıyor. Çok iyi. Sessiz şekilde seni uyarıyor. Yani gözünü yoldan alma diyor. Gözlerini kapattın değil mi? Gözlerini kapattın, uyuyakaldın. Allah korusun uyuyakaldın. Bu sefer de uyuklama alarma geçiyor. Uyuklama menüsü var. Gözlerin kapalı ya. Olduğunu görüyor. Böyle bir teknolojisi var. Uzun yollarda bu çok trafik müthiş. Kazalarına çok tabii. Kaza indirecek bir özellik. Tabii dikkatini de aldığı an uyarıyor seni. Onun haricinde neler var? Çift USB'si var. Saklama gözünün içinde çift USB'si var. Buralarda drive mode seçenekleri var. İşte elektrikli park freni var. Cam açma kapama tuşları burada. DS'lerde burada görüyoruz. Burada da burada mevcut. Çocuk kilidini buradan kapatıp açabiliyoruz. Sol tarafta otonomla ilgili teknoloji tuşlarım var. Hemen direksiyon simidinin solunda. Start stop'u da buradan devre dışı bırakabiliyoruz. Aynı zamanda aynaları da elektrik olarak buradan ayarlayabiliyoruz. F1 şanzımanlar var teknoloji içine katarsak. Temalar değişebiliyor. 6-7 farklı tema yönlendirebiliyorsun. Neler var? İşte navigasyon, sürüş, kadranlar, asgari, özel diye bunları böyle farklı farklı temalara büründürebiliyorsun ki gece de gece görüşlü navigasyon geliyor. Karanlıkta örnek veriyorum. Yayı herhangi bir şekilde görmedin. O an algılayamadın. Navigasyon sana hemen uyarı veriyor. Yayı hem gösteriyor böyle üç boyutlu şekilde çok takip iyi. Ediyor yayı ve uyarı veriyor. Dikkat çok diyor. Iyi. Dikkat hemen yaya uyarısı var diyor. Ötüyor yani det 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 şekilde. Ve yayı takip ediyor böyle nerede olduğunu. Gece görüşlü navigasyon da mevcut. Tabela levha okuma sistemi var. Ön çarpışma uyarı asistanları var. Artık bunlar klasik diye yine de sayalım. Çok üzerine durmadım ama park sensörleri var. Geri görüş kamerası var. Otonom park var. Focal ses sistemi var aracın üzerinde. Çok güzel. Ve bir şey söyleyeyim sana. Otonom ses sistemi ve metalik boya. Bunların dışında aracın üzerindeki Opera'nın üzerindeki her şey, şu anda test aracındaki her şey standart olarak sunuluyor. Şu motor gücüyle ben seni biraz uyandırayım. Spora alalım. Yaklaşık 1.10'da 6 litrelik bir motor var. 225 beygir gücünde ve 300 Nm tork gücüyle çok güzel besleniyor. Bu gücü hemen hissettirmedim abi. Çok iyi. Anında hisset ha. Evet çok başarılı ya. Bir anda çok iyi hızlanabiliyor. Bak şimdi bak. Konfora bak bak. 70'le geçiyoruz. Gördün mü? Evet. Yükselti hissettik sanırım. Süspansiyonlar çok konforlu. Aşırı konforlu yani. Aynen sadece yükseldiğimiz o kasisten yükseldiğimiz hissettik. Şimdi ara hızlama bakacağım. Şurada araç sollarken. Bakalım nasıl bir takviye verecek bize tork. Güzel. Ha, benzin olmasına rağmen 300 Nm tork gücü var. Ve hemen hissettiriyor. Bak yalıtıma bak. Bak 130'la gidiyoruz. Çok iyi abi. Çok inceden bir rüzgar yalıyor. Çok ince değil mi? Yani evet. Yok denecek kadar. Evet. Az neredeyse. Sadece motor sesini duyuyorum. O da çok güzel bir ses. Bak 120-130'larda yalıtı şey yok ya. Ses yok arabanın evet. İçerisinde ya. Motor sesi haricinde harbiden. Hemen otonomla deneyelim Murat. Hazır güzel şeritli yollardayken ben bu otonomundan yüksek seviyede kalite bekliyorum bakalım. Abi çok hızlı dönüyor. Çok iyi. 70'le. 70'le ilk keskin viraj döndü resmen. Tamam 70. Öyle 50'ye falan sabitlemedim yani. 70'le evet baya iyi döndü yani. Direksiyonu tuttunuz diyor. Bırakmayın diyor tamam. Tekrar arabaya verdik. Sen şurası da çok keskin bir viraj. Bakayım orayı. Yani çizgileri okursa döner. Yani çizgiler netse hop kendine emin kararlı bir şekilde döndü yani. Çizgiler de net burada. Bayağı yılan gibi S çizen direksiyonu, bir yolda. Direksiyonu bırakmayın çok diyor. Güzel. Şöyle solun. Burada çok olduğunuzu anlasın. İyi çalışıyor değil mi? Abi uzun yolda var ya müthiş bir özellik. Abi uzun yolda al 132'ye sabitle otobanda. Değil mi? Hayır bak ben onu eşimle yaptım bir kere. Evet. Uzun yoldan geliyorduk. Kahve aldık. Bildiğin kahve içtik yani 132'ye sabitledim. Şöyle kahvemi arada direksiyonu tut tabii tutuyorum böyle bırakmıyorum falan.
Ama o an tabii ki şey yapıyor. Hani tedirgin olduğun, bir de karanlıkta gel. Tedirgin olduğun noktada oluyor. Ara ara böyle elin gidiyor ama ciddi böyle, o zaman da Hyundai Tucson'la gelmiştim. Onun da böyle otonom çok başarılıydı. Yine böyle elini altında tutuyorsun direksiyonu, muhakkak direkt tutuyorsun. Ama yorgunluğunu alıyor, gerçekten alıyor. O ayak yorgunluğu, kol yorgunluğu falan. Uzun yolda çok yardımcı oluyor. Bildiğin asistan sana yani. Özellikle otopilot. Kuzey Marmara Otoyolu'nda falan yeni otoban müthiş, olduğu müthiş, için çok yeni rahat oluyor. Çizgiler yeni falan. Bak, ben çok, şey demiyorum. Çok bak, 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 hop. Bak, burada çizgiler gitti, olay bitti, gördün mü? Evet. Çizgiler gidince olay bitiyor abi. Evet, şimdi burada Murat Arabul. Bir de yani uzun bir şasi. Uzun bir sedan. Çok viraj hani şey yapmaz ama bakalım. Araba o kadar da oturaklı ki. Ya, kopma yapıyor biraz. Evet. Ama yine de nasıl uzanıyor? Çok iyi ya. Çok iyi, çok iyi. 0-100 yapalım. Biraz daha. 1, 2, 3. 6500'e çıkıyor Murat. Yok, 90'da kaldık. 90'da. Aynen, çünkü çok viraj geldi, zorlamak istemedim. 90'a kaç saniyede çıktı? Yani 7 saniyede falan. Zaten 8.2 saniye 0-100'ü. 8 saniye 0-100'ü. Bir tık daha bassam 100 olmuştu. Şöyle biraz eğimli şurası. Eğimle çıkalım bakalım. Ne kadar yapacağız? Merak ediyorum. Biraz eğimli. Burada mı değil? Eğim, he, eğimi nasıl kovalayacak bakalım. Tamam. 6500 devire kadar bu arada izin veriyorum. Çok iyi ya. 1, 2, 3. Eğimden dolayı bak biraz ağır kalktı. 50, 60, 70, uf, nasıl hızlanıyor? 80, 90, 100. 9.5. Yani işte o eğim zaten bir saniye geciktiriyor. Evet. Ama bak şey hissediyor musun? EAT 8 şanzıman var. Hı-hı. Geçişleri hissediyor geçiş musun? Bak. 3-4 kere bu arada alçalttım, yükselttim vitesi. Fark ettin mi? Yok abi. Etmedin değil mi? Hayır. Bak. Bak şu an yükseltiyorum. Hop. Şu an manuel de mi kullanıyorsun? Elden kullanıyorum F1 şanzımanla. Hiç. Anlamadın değil mi hiç? Yok. Çözdü artık hiç. Evet, güzel şanzımanlar var. Otomatik, tam otomatik. Evet, Murat Arabul. Testimiz biter. Fiyatlarla mı bitirelim? Fiyatlarla bitirelim. 1.500.000 lira fiyatı var bu aracın. Opera fiyatının üzerine opsiyonlar da böyle 80-90 bin lira falan opsiyon oluyor. Yaklaşık 1.580.000 lira gibi bir fiyatı var. Opera paketini sevgili izleyenler. Yakıttan biraz bahsedecek olursak da çok karma test oldu. Şimdi 225 beygir hakikaten hakkını verdiğimiz dönemler oldu. Sakin kullanıp böyle şehir içi trafiğe girdiğimiz dönemler oldu falan. Böyle sakin şehir içi trafiklerde 7.5-8'leri gördük. Performansı kullanımında 9 ile 11 litre arasını gördük. Karmada da 8-8,5 litrelik bir yakıt tüketim performansımız oldu. Yani 1,5-2 liraya yakın kilometrede yakıyor. Onu belirteyim sizlere. Yani 8 litreden aşağı, biraz gazara da basarsanız 9 litreden aşağı düşemezsiniz. Ama ciddi anlamda keyif alıyorsunuz. Sürüş modları da var. Konfor, eko. Eko'da kullanırsanız da şehir içi 8 litre yaparsınız. Yani 8 litrelik ortalamayla gezersiniz. Şehir dışı da 7-7,5. Biraz da keyifli tabii yani. Yani otobanları biraz keyifli kullanırsanız yine 8 litre görürsünüz. Sakin kullanımda 120-130 gibi kullanımlarda da 6,5-7 litre bandında seyir edersiniz sevgili izleyenler. Evet, Murat Arabul. Doyamıyorum bu arabaya. Çok güzel araba. Şöyle aydınlatmaları falan da baksana. Göstermatik böyle. Elini gösteriyorsun. Sensörlü değil mi? Aynen. Böyle fotoselli böyle, göstermatik böyle ışıkları var. Bak şu tuşlar bile mesela değinmedik ama bunlar bile çok hoş yani. Hoş be Murat. Çok güzel. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Çok güzel hakikaten bu haftaki aracımız da.
Tabii bize bu imkanları sağlayan arkadaşlarımıza da hem genel müdürlüklere hem PR arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşleriniz varsa da bizlere YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Otomobil test yazmanız yeterli. Bizler sizlere oradan seve seve cevap veriyoruz. Haftaya farklı bir araçla görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.